Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eddersu salisu min babi sabri. Babu sabrın bugün üçüncü dersini okuyoruz. Ve an Ebi Zeyd'in kimden rivayet edilmiş? Ebi Zeyd'den rivayet edilmiş. Künyesidir. Usamete ismidir. Bin Zeyd, Zeyd'in oğludur. Zeyd bin Harise, Zeyd'e Harise'nin neyidir? Oğludur. Oldu. Bu Zeyd bin Harise, Peygamber aleyhissalatu vesselamın kölesiydi. Efendimiz onu azat etmişti. Akrabaları, babaları falan gelmişler. Resulullah gelmişler. Çocuğumuzu almaya geldik. Allah'ın Resulü demiş, gidin söyleyin. Sizi kabul ediyorsa götürün. Sizi kabul etmiyor, beni kabul ediyorsa götürmeyin. Gitmişler Zeyd'e. Demişler gidelim. Zeyd demiş, ben Allah'ın Resulü'nü bırakıp başka yere gidemem. Aman yaman olur mu babanı, anneni, amcanı, dayını bunları nasıl bırakıp yabancı birine bu kadar bağlanıyorsun? Demiş, ben dünyada hiç kimse ona tercih edemem. Tabi Zeyd'in hadisesi uzundur. Zeynep bin Cahş ile evlenmiş, sonra ne olmuş? Onlara girmeyelim. Usame de bu Zeyd'in oğludur. Efendimiz hastayken bir sahabe ordusunu bir yere savaşa gönderiyor. Usame'yi onların başına komutan tayin ediyor. Usame o zaman 18 yaşındaydı. Bazıları diyorlar 21 yaşındaydı. Bazıları diyorlar 23 yaşında. Kolaysa 18-23 yaş arası. Bu ordunun içinde Hazreti Ebu Bekir Sıddık da vardı. Hazreti Ömer de vardı. Onlar Medine'den biraz uzaklaşıyorlar. Efendimizin hastalığı biraz ağırlaşıyor. Zeyd oradan bekliyor. Allah'ın Resulü vefat edinceye kadar. Hazreti Ebu Bekir Sıddık halife olarak seçiliyor. Hazreti Ebu Bekir Sıddık gider Zeyd'e diyor müsaaden varsa ben Ömer'i geri alayım senden. Ben halife olmuşum, bu yük ağırdır. Ömer bana yardım etsin. Onun müsaadesiyle Hazreti Ömer'i, Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'i almış getirmiş. Bazı sahabeler diyorlar, ya Ebu Bekir, Usame 18 yaşında bir gençtir. O zaman Bizans'ın üzerine nasıl gidebiliyor? Ya bu orduyu geri çevir veya Usame'yi değiştir. Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne diyor? Allah'ın Resulü'nün bağladığı bayrağı ben indiremem. Onun gönderdiği asker gönderdiği istikamete gitmeli. Usame'ye gelince Usame yeni 18 yaşa ve 20 yaşa inmedi. Allah'ın Resulü onu komutan olarak seçerken yaşı yine küçük. Allah'ın Resulü bildiği bir şey var. Usame ordusunu alıyor, gidiyor. Geçtiği her yerden onları görenler, bu din hak bir dindir. Hak din olmasaydı peygamberleri vefat etmeyle bunlar bu işi sonlandırırlardı. Vefatıyla beraber devam ettiklerine göre bu din demek hak. Ve gider o gazveyi kazanır, başarıyla, ganimetle döner gelir. İşte bu hadis o Usame'den ne yapılıyor? Rivayet ediliyor. Diyor Mevla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Usame Efendimizin azat edilmiş kölesiydi. O da babasıydı. Vahibbihi Allah'ın Resulü'nün mahbubiydi. Allah'ın Resulü'nün sevdiği bir insan idi. Ve ibni hibbihi Allah'ın Resulü'nün sevdiği bir kişinin de oğluydu. Allah'ın Resulü hem Usame'yi seviyordu hem Usame'nin babasını seviyordu. Ve an Ebi Zeyd künyedir. Usame ismidir. Bin Zeyd babasıdır. Zeyd bin Harise, Zeyd Harise'nin oğlu.
Mevla Resulillah bu Ebi Zeyd Usame Resulullah'ın azat edilmiş kölesidir. Ve Hibbihi onun mahbubiydi. Ve İbni Hibbihi mahbubun da oğludur. Radiyallahu anhum. Allah Zülcelal ikisinden ne olsun? Razı olsun. Bildiniz mi? Bu Usame Hazreti Ömer, Hazreti Muaviye'nin hilafetinin son dönemlerinde vefat etmiş. Hicri 54'te vefat etmiş. Kale bu Usame diyor. Kale kim diyor? Usame diyor. Erselet bintu nebiyyin sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kızı. O da biliyorsun hangisidir? Hazreti Zeynep'dir. Hazreti ne? Zeynep'dir. Peygamberim Zeynep de Asbun Vail'in neydi? Hanımıydı, eşiydi. Diyor Erselet bintu Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın kızı konne Hazreti Zeynep'dir. Peygamberimize ne diyor? Haber gönderiyor. Ne diyor? Enne ibni diyor benim çocuğum kadihtu dire. Kadihtu dire. Uhtu dire. Benim oğlum uhtu dir olmuş. Ne demek uhtu dir Hüzeyfe? Yani ölüm yatağındadır. Ölmek üzeredir. Uhtu dire demek ne demek? Yani ölüm anındadır. Gel feşedha. Feşedna bize şahit ol. Bize hazır ol. Tabii bir kadının çocuğu ölüyor. Babasını çağırıyor diyor gel yanımıza bulun. Biraz teselli bulalım. Dayanamıyoruz. Fe ersene Allah'ın Resulü gönderdi. Yukru'u selame biri gönderdi git. Zeynep'e selamlarımı söyle. Ve yekulu Allah'ın Resulü bak ona selam gönderiyor ve diyor. Ya kızım Zeynep. İnne lillahi ma ehaze. Allahu Zülcelal aldığı şey kendisinedir. Yani ne alırsa hakkındır. Senin oğlunu alırsa onun hakkıdır, onun malıdır, alabilir. Ve lehu ma a'tan. Ne verirse de o da onundur. Ne verirse o da ne? Onundur. Yani çocuk verirken kendi indinden veriyor. Alırken kendi malını alıyor. Hakkı olan bir şeyi alıyor. Hiç bizim bir ihtiraz etme hakkımız yok. Ve kullu şeyin indehu Allah katında her şey Allah katında ne? Allah katında her şey bi ecelin musemmen. Musemmen demek muayyenen. Allah katında her şey muayyen bir ecel bir süreyle. Ölüm de öyle, hayvanların ölümü de öyle, ağaçlar öyle. Allah katında her şey muayyen bir ecelledir. Senin bu oğlun ezelde ömrün ne ise Allah katında malumdur. Zamanı gelince ölür. Fel tesbir, sen sabret. Vel tahtesib, sen bu musibetinin ecrini Allah'tan bekle. Fel tesbir ne et? Sabret Allah'ın takdirine karşı vel tehtesib mana yani bu musibetin ecrini Allah'dan ne et? Bekle. Efendimiz ona bu şekil bir selamlama, bir teselli babında birkaç cümleyi ona gönderdi. Fe erselet ileyhi o peygamberimize tekrar birini gönderdi. Toksimu yemin ediyor aleyhi Efendimiz üzerine leyetiyenneha. Peygamberimize yemin ediyor ki sen Peygamberimiz ona gidecek. Yani Peygamberimizin ona gideceği dair ne ediyor? Yemin ediyor. Vallahi leteetiyenni. Vallahi sen bana geleceksin. Yani öyle yapıyor ki Allah'ın Resulü geçsin. Yoksa bir emri vakı falan değil. Biliyor ki yemin ederse Allah'ın Resulü onun yeminini boşa çıkartmaz. Onun için ferselet ile ona gönderdiği kutuksim yemin ediyor. O aleyhi peygamberimizin üzerine yemin ediyor ki le ye'tiyenneha. Ne edecek? Ona gelecek. Fekame.
Efendimiz bu Hazreti Zeynep'in bu yemini de ona gelince kalktı. Ben asbını vail biraz önce dedim değil mi? Asbını Rabiye'dir. Ben yalnız asbını vail o müşrik olarak öldü. Asbını Rabiye'dir. Efendimizin damadı asbını Rabiye'dir. Yanlış olmasın bu Bedir'de esir düştü. Sonra serbest bıraktılar. Gitti Müslüman oldu geldi. Odur. Fakame Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kalktı ve ma'ahu Sa'd bin Ubade. Onunla beraber Sa'd bin Ubade var. Ve Muaz bin Cebel var. Ve Ubey bin Ka'b var. Ve Zeyd bin Sabit var. Ve ricalun başka rical sahabelerden başka erkekler de var. Radiyallahu anhum. Allah zülcelal hepsinden ne olsun? Razi olsun. Gitti. Hazreti Zeynep'in evine gitti. Ferrufi'a o çocuk ferrufi'a kaldırıldı. İla Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem es-sabiyyü. Sabi Efendimiz'e kaldırıldı. Yani biri aldı. Efendimizin kucağına verdi. Fe'ak'adehu Allah'ın Resulü oturturdu. Fi hicrihi. Kucağına onun ne etti? Oturttu. Ama ve nefsuhu teka'ka'u. Ve nefsuhu teka'ka'u. Sinki de ve nefsuhu mudur yoksa? Kut ve nefesuhu. Ve nefsuhu. Efendimizin nefsi, şey o çocuğun nefsi. Nefs mana ruh. Onun ruhu teka'ka'u gidip geliyor. Artık son nefeslerini yaşıyor. Efendimiz çocuğun o haline bakınca fefadet aynahu. Fefadet dökülmeye başladı. Ne aynahu. Efendimizin her iki gözü yaş dökmeye başladılar. Yani huzundan dolayı gözleri ne oldu? Terahümden dolayı, merhametten dolayı gözleri akmaya başladı. Fakale Sa'dun, hani yanında Sa'd bin Ubade vardı ya. Fakale Sa'dun, Sa'd dedi ki ya Resulallah mahaza, bu ne ağlamaktır, gözyaşıdır. Fakale hazihi rahmetun, bu bir nedir? Bu bir rahmettir. Cealehallahu teala fi kulubi ibadihi. Bu bir rahmettir. Allahu Zülcelal ibadlerinin kalplerine yerleştirmiş. Ve fi rivayetin fi kulubi men şa'e min ibadihi. İbadlerinden dilediği kişinin kalbine ne etmiş? Yerleştirmiş. Bir rivayete göre fi kulubi ibadihi, ibadlerin kalbine. Bir rivayete göre fi kulubi men şa'e min ibadihi. İbadlerinden dilediği kişilerin kalbine yerleştirmiş olduğu bir nedir? Bir merhamettir. Ve innema yerhamullahu min ibadihi. Allahu Zülcelal ibadlerinden ancak kime merhamet ediyor? Er-Ruhamâ'e. Er-Ruhamâ'e. İbadlerinden merhametli olanlara merhamet eder. Kim merhametliyse, Allah'ın, kim Allah'ın zayıf kullarına merhamet ediyor ise, Allahu Zülcelal da ona ne ediyor? Merhamet ediyor. Bu hadis muttefakun aleyhi. Hem Müslüm'de var, hem Bukhari'de var. Hani ve nefsuhu teka'ka'u deşi ya. Ve mana teka'ka'u teteharraku ve tadataribu. Teka'ka'u manası nefsi hareket ederdi. Tadataribu gidip geliyordu, sallanıyordu. Yani nefes alıp veriyordu. Oldu. Teka'ka'u hangi babdır? Aferin. Tedahrecu. Teka'ka'u. Ka'ka'a. Ya. Ka'ka'a dahrece. Tanı mudaredir, tanı bile hasfe gitmiş. Bakın,
Tetedehrecu. Tekaka'u tetekaka'udur. Tetedehrecu. Tanın biri ne olmuş? Hasfe gitmiş. Hani mudarın başında tedahrece, tekessere, tebaaden başlarından iki te gelince birinin hasfi nedir? Caiz. Burada tekaka'u yani tetekaka'udur. Tanı biri ne olmuş? Hasfe gitmiş. Tekaka'u ne demek? Teteharraku. O da teteharraku, tetekesserudur. Ve tedataribu bu da teştemiyor. Çünkü otta aslında tedir. Ve tedteribu ve teştemiyudur. Forfir dad olunca ta, ta, taya kalp oldu, tedataribu oldu. Hazreti Zeynep'in bu vefat eden çocuğun ismi de Ali'ymiş. Bildiniz değil mi? Bu hadis bitir. Başka bir hadise geçiyoruz. Ve an Suheybin radiyallahu anhu. Suheybe Romi'den rivayet edilmiş. Kaçta vefat etmişti? Dünkü dersem ne geçti? 38'de vefat etmişti. Suheybe Romi'den rivayet edilmiş. İyi dikkat edin. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü kâle demiş. Ne demiş? Demiş kâne melikun. Kâne melikun. Bir ne varmış? Bir padişah varmış. Nerede? Fîmen kâne kablekum. Efendimiz geçmişten haber vererek sizden önce bir padişah varmış. وَكَانَ لَهُ سَاحِرُونَ Onun bir sahiri, bir sihirbazı vardı. Böyle sihir işlerini onunla görüyordu o padişah. وَكَانَ vardı لَهُ o melik için sahirun. فَلَمَّا كَبِيرَ Ne zaman ki o sahir yaşlandı. Yaşı ne oldu? İleriledi. قَالَ لِلْمَلِكِ Melike dedi ki padişaha اِنِّي بَنْ قَدْ كَبِيرْتُ Padişah dedi ben büyüdüm artık yaşlandım. فَبْعَسْ اِلَيَّ غُلَامًا Bana bir gulamı çocuğu gönder وَعَلِّمْهُ السِّحْرَ Ona ne edeyim? Sihri öğreteyim. Bakın adam sihirbaz. Ben ölünce bu ilim kaybolmasın diye bir çocuğu gönder onu öğreteyim. Siz de ne yapacaksın ileride? İlmin kayıp olmaması için ne edeceksin? Birilere öğreteceksin ki bu ilim ta ki ne olsun? Kalıcı olsun. Febase gönderdiği o melik ileyhi o sahire gulamen bir çocuk gönderdi. Yuallimu öğretiyor. O sahir hu o çocuğu. Yuallimu öğretiyor kim? O sahir, hu o çocuğa. Ona neyi öğretiyor? Yani yuallimuhu sihrem. İkinci mef'ul mahzuf. Devam ediyor böyle. Çocuğu ona gider, dersini alır, evine gider. Ve kâne fi tarikihi. Var mı? Sizin ki birinci mef'ul hu, ikinci mef'ul sihr, o da meskûr. Benimkinde sihr yok. Yoksa mahzuf. Ama olsa daha iyi olur. يُعَلِّمُهُ السِّحْرِ Ona sihri ne ediyordu? Öğretiyordu. وَكَانَ فِي طَرِيقِهِ O çocuğun yolu, çocuğun yolunda, yani çocuk kendi evinden sahile gidip geldiği yolda, o yolda اِذَا سَلَكَ rahibun, yok اِذَا سَلَكَ Hani bu gulam gidip geldiği, yürüdüğü yolda vardı. Ne vardı? Rahibun. Orada da bir alim var. Sihirbaz, sihirbazdır. Rahip, alimdir. O zamanın kitabını, semavi kitabını biliyor, hak dini biliyor. O da orada hizmet ediyor. Sahir de orada hizmet ediyor. Yolunda o çocuk, o rahibi görünce fekâde ileyhi. Onun yanında oturdu. Ve semi'a kelamehu. O çocuk, o rahibin kelamını işitti. Fe'acebe. Tacibe düşürdü. O kelam hu o çocuğu. Çok tacibe düşürdü demek
Çocuk o kelamı çok neydi? Beğendi. Ve kâne olmuştu o çocuk izâ ete sahire, kendi sahirine, kendi evinden sahire giderken merre bir rahibi, rahibden geçiyordu. Ve kâde ileyhi, rahibin yanında oturdu. Biraz onun sözlerini, dersini dinlerdi. Sonra kalkar, sahire gider. Fe izâ ete sahire, sahire gelince darabehu, sahir onu döverdi. Darabe döverdi ki sahir hu, çocuk sen niye saatinden gelmedin, geç geldin. Feşekka, şikayette bulundu o çocuk zalike, bu durumu ile rahibi, bunu rahibe şikayet edin. Dedi ben sahire giderken sana taklıyorum, biraz gecikiyorum, bu sefer beni dövüyor her gün. Fakale, dedi kim o rahip, İza haşite sahire, sahirden korktuğun zaman fakul, sen sahire de habeseni ehli, sen söyle benim ehlim beni hapsetti. Yani annem baban beni hapsettiler, beni geç gönderdiler, ondan ben sana geç geliyorum. Bu sefer sahirden eve giderken, yanıma uğrarken gecikince ve izâ haşite ehleke, ehlinden de korkarken fakul habeseni sahiru, sahir beni geç saldı, ders biraz uzun sürdü, neyse bu şekil anne babanın dayağından, sahirin dayağından kurtulmuş olursun. Çocuk da bunu uygulayarak devam ediyor. Febeynema, o esnaki, febeynema, o esnaki huve, bu çocuk ala zalike, bu durum üzerinedir. Bu durum, yani sahire gidiyor, rahibe oluyor. Sahirden eve giderken rahibe oluyor. Sıkıntı olursa, işte sahir beni hapsetti, ehlim beni hapsetti. Bu çocuk bu durum üzerineyken iz bir gün eta geliyor o çocuk ala dabbetin azimetin. Büyük bir hayvan üzerine geliyor. Yani bir gün bu yoldan gelirken büyük bir hayvanı görüyor. Artık aslan gibi bir şey. Hakiki hayvan mıdır? Allah-u Zülcelal onu o şekil gönderdi. Neyse zahir olarak hayvandır. Bu çocuğu zaten onu öldürüyor. قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ, o dabbet, o hayvan yolusunda durmuş. O taraftaki insanları bu tarafa salmıyor. Bu taraftaki korkusuna o tarafa gidemiyor. Hayvan yolu kesmiş. Fakale, çocuk diyor, el yevme, bugün a'lemu, ben bileceğim. Es sahiru eftalu emir rahibu eftalu. Sahir, yani sihirbaz mı eftaldir? Rahip mi daha eftaldir? Ben bugün bunu öğrenirim. Yani takıldan rahip mi? Hak üzerinedir. Yana gittim, sahir mi? Hakikat üzerindedir. Ben bugün bunu öğrenirim. Fe'ahaza haceren, eline bir taş alıyor. Fakale, diyor, Allahümme ya Rabbi, inkâne emru rahibi ehabbe ileyke min emri sahiri. Eğer rahibin emri sahirin emrinden daha sana, senin katında daha sevimli ise, faktul hazihi dabete, bu dabeti, bu hayvanı öldür. Hatta yem diyen nasuhata insanlar yolundan devam etsinler. Böyle diyor, ferama atıyor. Ha, neye ferama atıyor? Ha, o dabete. Yani o taşı o dabete atıyor. Fakatele, öldürüyor o çocuk. Ha, o dabeti öldürüyor. Ve meden nasu, artık yırtıcı hayvan, sırtlan mı diyeyim, aslan mı diyeyim, başka bir hayvan neyse, o taşı atıyor, taş gidiyor, değiyor, o da düşüyor, ölüyor. Ha, demek rahibin emri daha doğrudur. Bu kanaate vardı. Fe etter rahibe, direktmen rahibin yanına geliyor. Fe akberehu,
Hal mesela böyle böyle olduğu bir hayvana karşılaştılar. Seniyle sahiri arasındaki farkı öğrenmem için böyle dedim. Hayvana attım, öldü. İnsanlar korkturdular. فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ Rahip ona diyor ki, ey buneyye, ey oğlum, ente sen el yevme, bugün afdalu minni, bugün sen benden daha afdalsın. Sen beni geçtin. قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ قَدْ بَلَغَ ulaştı min emrike, senin emrinden ulaştı ma'era. Yani senin emrinden ulaştı. Meydana geldiğine ma'ara. Benim gördüğüm durum senin emrinden meydana gelmiş. Yani benim gördüğüm kadarıyla artık senin emrin büyümüş. قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ senin emrinden ulaşmış ma'ara. Benim gördüğüm senin emrinden meydana gelen budur. Yani senin büyüklüğünü görüyorum. وَاِنَّكَ سَتُبْتَلَى yalnız ileride sen imtihana tabi tutulacaksın. فَاِنِبْتُل۪يْتَ eğer sen imtihana tabi tutulursan فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ sen bana delalet etme. Beni kimseye ne etme Hüzeyfe? Gösterme. Şimdi yarın seni yakalayacaklar, dövecekler, işkence edecekler. Bana rahip bir şeyler öğretmiş deme. Ve kâler gulamu artık gulam ilerledi. Yubri'ul ekmehe. Ekmeh ne ediyor? Gözü kör olanları iyileştiriyor. Bak aver değil, ekmeh ma demek. İki gözü kör olanları Allah'ın emriyle iyileştiriyor. Vel ebrese, beres hastalığına muptela olmuş, yakalanmış kişileri iyileştiriyor Allah'ın emriyle. Ve yudavin nase, insanları tedavi ediyor. Min sairil edvai, diğer hastalıklardan da tedavi ediyor. Fesemi'a celisun lil melik. Melikin bir celisi. Melikin celisi demek, şimdi danışman diyorlar. Fikir veriyorlar, şaka yapıyorlar, morali bozuk olduğu durumlarda moral veriyorlar. Celis bu demek. Melik'in bir celisi bu durumu işitiyor. Kâne olmuştu, o celis kad amiye, o celis de daha önce kör olmuştu. Böyle böyle bir çocuk çıkmış, gözü kör olanları iyileştiriyor. Fe'eta, o melikin kör olan celisi geliyor, hu oğlama, bi hedaya kesiretin, bol hediyelerle geliyor. Fekale diyor, ma hahuna, burada olan mal, mülk, hani getirmiş ya bir şey, burada olanlar leke, senindir, ecma'u, tamamı senindir. İn ente şefeyteni, eğer sen bana şifa verirsen, bu mal, mülk hepsi senindir. Fakale, o gulam dedi ki, inni la eşfi ahaden. Ben hiç kimseye şifa vermiyorum, veremiyorum. İnnemâ yeşfillâhu ta'ala. Ancak şifa veren nedir? Şifa veren Allah-u Teala'dır. Fe in âmente billahi, eğer sen Allah'a iman edersen, Davutullah'a Allah'a dua ederim fe şefake. O da sana şifa verir. Yoksa ben şifa veremem. Fe amene billahi teala. O melik, o celisül melik Allah'a iman ediyor. Fe şefahullahu. Allah ona ne verir? Şifa verir. Fe etel melike. O melikin celisi melike gelir ertesi gün. Fe celese ileyhi onun yanında oturur. Kema kâne yeclisu. Daha önce melikin yanına gidip nasıl oturuyorsa yine gitti oturdu. Melik baktı ki hala onu görüyor, gözleri sağlam. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ Melik ona dedi ki, مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَسَّرَكَ Kim senin gözünü sana reddetti, senin gözün gitmişti, kim geri verdi? قَالَ رَبِّي Rabbim bana verdi. قَالَ اَوَلَّكَ رَبُّنْ غَيْرِي Benden hariç, benim gayrim, sana bir Rab mı var? قال evet Rabbi ve Rabbuke Allahu
benim Rabbim, senin Rabbin Allah'tır. İçimizden Rabbi var, Allah'tır. فَاَخَزَّهُ Melik bunu yakaladı askerleriyle. فَلَمْ يَزَّلْ Zahir olmadı, يُعَزِّبُهُ Bunu tazip ediyor, işkence ediyor. Söyle, kim senin bu gözünü böyle yaptı? Kim seni kandırdı, yoldan çıkardı? Hatta دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ İşkence, işkence, mecbur kaldı falan çocuğu diye. فَجِيَ بِالْغُلَامِ Çocuğu ne yapıldı? Getirildi. فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ Padişah o çocuğa dedi, ey buneyye, ey oğlum, قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ Bak senin sihrinden, bak ulaşmış, senin sihrinden ma, yani senin sihrin öyle bir dereceye ulaşmış ki, تُبْرِهُ الْاَكْمَهَ Artık sen ekmehleri iyileştiriyorsun. وَالْاَبْرَسَ Bereslileri iyileştiriyorsun. Senin sihrin böyle bir dereceye, bir aşamaya gelmiş. Öyle diyor ki kimse dikkat, kimse dikkatini çekmesin. Senin dinin falan demiyor. Yani onu bir sihirbaz olarak tanıtmaya çalışıyor. Diyor senin sihrin öyle bir aşamaya gelmiş ki artık ekmehleri, ebresleri ne ediyorsun? İyileştiriyorsun. وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ Böyle yapıyorsun, şöyle yapıyorsun. فَقَالَ Çocuğu dedi, hayır. اِنِّي لَا اَشْفِ اَحَدًا Ben hiç kimseye şifa vermem. اِنَّمَا يَشْفِ اللّٰهُ تَعَلَى Ancak şifayı kim verir? Ancak şifayı Allah-u Zülcelal verir. Oldu mu? فَاَخَزَهُ Çocuğu da alıyor. فَلَمْ يَزَّلْ O melik zail olmuyor. يُعَذِّبُ Çocuğu da azap ediyor, ediyor. Hatta دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ Hatta ki ne ediyor? Rahibe delalet ediyor. O da rahibi gösteriyor. Dayanamayınca. Feciye bir rahibi, rahip getiriliyor. Fakile lehu, rahibe deniliyor ki, hani merkezini yakaladılar ya. İrci an dinike, dininden vazgeç. Ey rahip. Fe eba, rahip dininden vazgeçmekten men oluyor. Hayır, ben dinimi asla bırakmam diyor. Feda'a bil minşari. Minşari istiyor. Diyor bana minşari getir. Minşar büyük destere. Biri bu tarafta tutuyor, biri o tarafta. Fevudi'al minşaru fi mefriqi re'si. Minşar, mefriq re'si başın bu köşelerinde var ya, saçlar sağa sola gidiyor, bir delik oluşuyor. Yani başının ortasına minşar konuluyor. Feşşakkehu O melik tabi bunu askerlerine yaptırıyor. O rahibi bölüyor. Hatta vaka'a şikkahu Hatta ki baştan aşağı kadar ikiye bölüyor. Onun iki parçası yere düşüyor. Biri bu tarafa düşüyor. Biri bu tarafa düşüyor. Sümme ciye bi celisil meliki Sonra o benim celisimi bana getirin. Fakile lehu irci an dinike Dininden vazgeç. Fe eba vazgeçmiyor. فَوُدِيَ الْمِنْشَارُ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ Minşar, o bışkı onun başının mefriqine konuluyor. فَشَقَّ bölüyor melik. Hu o celisi bihi o minşarla bölüyor. Hatta وَقَعَ شِقَّهُ Onu da iki tarafı yere düşüyor. سُمَّ جِيَ بِالْغُلَامِ Sonra ne ediyor? Gulam getiriliyor. فَقِيلَ لَهُ اِرْجِ عَنْ دِينِكَ Dininden ne et? Dön. فَاَبَا O da ne oluyor? Mene oluyor. فَدَفَعَ Def ediyor melik. Hu o gulami ila neferi min ashabi Arkadaşlarından bir gruba 10 kişi 20 kişiyle onlara teslim ediyor. فَقَالَ diyor اِذَبُوا بِهِ اِذَبُوا getin bihi bu gulamla. Bu gulami alın, getin ila cebeli keze falan dağa götürün. O dağ çok yüksek, kayalık uçurumdur. İla cebeli keze ve keze falan falan dağa götürün. Fes'adu yükselin bihi. Bu çocuğla el cebele. Bu çocuğla o dağın zirvesine çıkın. Feizâ belagtum zirvetehum. Siz dağın zirvesine çıkınca. Fe'in raca'an dinihi.
Eğer o çocuğu dininden vazgeçersen, tamam alın getirin. Ve illa eğer dininden vazgeçmese, fetrahuhu, onu atın. O dağdan uçuruma atın gelin. Fezehebu bihi, fezehebu onlar gidiyorlar. Bihi o çocukla. Fesaydu yükseliyorlar. Bihi o çocukla el cebele. Nereye yükseliyorlar? Dağa yükseliyorlar. Fakala çocuk diyor. Allahümme kfinihim. Allahümme yarbi. İkfini. Bana kafi olayım bunlara. Yani bunlara karşı, bunların şerlerine karşı bana kafi ol yarbi diyor. Neyle bana kafi ol? Bir maşite. Dilediğin şeyle bana kafi ol. Bunları öldüreceksin. Ne yapacaksın? Yap. Dilediğin azap cezayla bana kafi ol. Aniden fe bu duadan sonra fe recefe bihi mul cebelu. Dağ onlarla sallanmaya başlıyor. Sallanıyor, sallanıyor. Bunu tabi tepeye, kaya yutmuşlar. Oradan atacaklar. Fesakatu, onlar düşüyorlar. Yuvarlanıyor, giderler, ölürler. Geberirler. Ve ca'a çocuk geliyor, yemşil el meliki, direkt padişahın yanına gidiyor. Fakalellehul meliku, melik diyor, ma fa'ale ashabuke. Allah Allah, sen geldin, sen arkadaşların nerede, ne yapıyorlar? Fakale kefanihimullahu ta'ala. Allah-u Zülcelal onların şerlerine karşı bana kafi geldi. Aa, demek ki onları öldürdüler, bu kurtuldu geldi. Fedefe'ehu ila neferin min ashabi. Onu ashablarından başka bir gruba teslim ediyor. Fakal izhebu bihi, bununla gitin. Fehmiluhu, bunu bindirin fi kurkurin. Kurkur büyük gemi demek. Sizinki öyle değil mi? Bunu bir kurkura, bir gemiye bindirin. Ve tevessatu bihil bahre. Onunla bahrin ortasına gitin. Fe in raca'a an dinihi, eğer dininden vazgeçerse tamam alın getirin. Ve illa eğer dininden vazgeçmese fakzifuhu, onu atın. O korkurdan onu denize atın. Fezehebu bihi, onlar çocukla beraber giderler denizin ortasına. Fakala, o da diyor Allahümme kfinihim. Ya Rabbi, bunların şerrine karşı bana kafi ol, bir maşiydi. Dilediğin şeyle bunlara karşı bana ne ol? Bana kafi ol. Fen kefe'et bihimus sefinetu. Gemi onlarla ne ediyor? Sallanmaya başlıyor. Bak yukarıda korkur, burada gemi dedi. Fegariku, hepsi boğuluyorlar. Çocuk kayık üzerine kalıyor. Geliyor, kurtuluyor. Ve ca'e geliyor, yemşi yürüyerek ilel meliki. Melike yürüyerek melikin yanına geliyor. Fekale lehul meliku, melik ona diyor, ma fa'ale ashabuke. Sen arkadaşların nerede, ne yapıyorlar? Fekale kefanihimullahu ta'ala. Allah onlara karşı bana kafi geldi. Fekale lil meliki, oğlan padişaha diyor ki, İnneke leste bi katili. Sen benim katilim değilsin. Beni öldüremezsin. Hatta tef'ale ma amuruke bihi. Sana emir ettiğim şeyi yerine getirmediğin sürece sen beni öldüremezsin. Kale melik diyor ve mahve. Bana edeceğin emir nedir? Kale tecme'un nase. Sen insanları toplayacaksın. Fissa'idin vahidin, bir alanı sa'id. Alan demek, yani bir düzlüğe, bir yere bütün insanları toplayacaksın. Çocuğun aklına bakın. Ve teslubuni ala ciz'in. Bir kütük üzerine, bir ağaç kütüğü üzerine beni ne edeceksin? Beni asacaksın. Sümme huz sehmen. Sonra bir okı al min kinaneti. Benim kinanetimden. Kinanet, ok torbası. Benim kinanetimden, ok torbamdan bir ok alacaksın. Sümme da'i sehme, o oku koy fi kebidil kavusi. Kavusun cigerine. Kebid, mana ciger, burada mana içi. Yani o oku al, yayın içine yerleştir. Sümme kul bismillahi, Allah'ın ismiyle, o Allah ki Rabbil ulamin
Ulamın Rabbisi olan Allah'ın ismiyle de Sümmer mini, yani Sümmer mini. Sonra o oku bana at. Fe inneke sen izafe alte zalike, bu benim dediğimi yaparsan katelteni, beni öldüreceksin. Yoksa beni öldüremezsin. Fe ceme'en nase, o da insanları topluyor. Fi sa'idin vahidin, bir alanda, düz bir alanda topluyor. Ve salabehu ala ciz'in, onun bir kütük üzerine bağlıyor. Sümme ahaze sehmen min kinanetihi, sonra padişah o gulamın kinanetinden, torbasından bir ok alıyor. Sümme veda'a sehme fi kebidil kavsi, o aldığı sehmi de kavusun içine sokuyor, iyileştiriyor. Sümme kala bismillahi rabbil gulami de diyor. Sümme ramahu, çocuğu çocuğa atıyor. Sümme ramahu, ne yapıyor? Çocuğa atıyor. Çocuğun dediği şekli ne diyor? Uyguluyor. Fevaka sehmu, sehm vaka oluyor. Fisudri sudur. Bak, gözün bu taraf ile kulak arası. Yani buraları bir yere, burasını, ha burasını bir yere isabet ediyor. Fevada yedehu fisudri. Çocuk elini o sudugunun üzerine koyuyor. Düşüyor. Femate ölüyor. Fekalen nasu, insanlar hepsini toplamışlar ya, bu durumu, bu manzarayı görünce bütün insanlar birden ammenna bi rabbil gulami, biz gulamın Rabbisine iman ettik diyorlar. Ha, padişah korktu, başına geldi. Hepsi iman edince fe utiyel meliku melike geliyor, getiriliyor. Yani Melike böyle haber getiriliyor. Birler tarafından bu haber Melike getiriliyor. Birileri geliyor, söylüyor. Fakire lehu, Melike deniliyor ki ereyte, görüyor musun? Ma kunte tahzeru, korktuğun şeyi görüyor musun? Kad vallahi, Allah'a yemin ederim ki nezele bike, sana nazır oldu. Hazeruke, korktuğun şey senin hazerin, korktuğun şey senin başına geldi. Kad amenen nasu, insanlar hepsi iman ettiler. O da kızıyor. Fe emere bil uhdudi. Bi efvahi sikeki. Sikek, sikkenin cemidir. Sike, sokak var ya, mahallelerin arasındaki sokaklar. Sokakların başlarından kanallar kazılsın diyor. Kanalları ne diyor? Kazmaya başlıyor. Bildiniz değil mi? Fehuddet, o çukurlar kazılıyor. Ve udrime, yakılıyor. Fiha, o hududde, o çukurlarda en niran ateş yakılıyor. Yani o çukurlar dolduruluyor, kazılıyor. Odunlar dolduruluyor, ateş yakılıyor. Ve kale diyor, men lem yerci an dinihi, getirin bütün insanları, iman edenleri getirin. Kim dininden vazgeçmese, فَاَقْحِمُوهُ, onu atın fiha, onu nereye atın? Bu çukurlara atın. Bu çukurlara ne yapın? Atın. اَوْ قِيلَ لَهُ يَخُتَ, اَوْ قِيلَ denilsin lehu, o gelene اِقْتَحِمْ, kendini at. Kendini ne et? Ya iman getir, yani ya imanından vazgeç, ya kendini at. Yani birinciye göre dininden vazgeçmeyeni siz atın. İkinciye göre dininden vazgeçmeyene kendini at emri yaparsın. Fe faal, onlar öyle yaptırlar. Vazgeçmeyenleri attırlar veya kendileri attırlar. Hatta caet imraetun, en son bir kadın geldi. Ve ma'aha sabiyyun laha, onunla beraber bir sabisi var, bir çocuğu var. O kadın çocuğuna dayanamadı. Feteqa aset. Yani duraklama yaptı. Yerinde durmaya çalıştı. Feteqa aset. O geri durdu. Enteqa fiha. Ateşe durmaktan geri durdu. Ateşe durmaktan ne? Geri durdu. Fekale lehel gulam. Gulam ona dedi ki, ya ummeh,
Ey benim ne? Anne. İsbiri. Çocuk konuşacak bir çocuk değil. Mucize olarak çocuk konuşmaya başladı. Ya ummeh, ey annem. İsbiri, ummehnin asli ummiydi. Makam meftuh oldu. Ummiyedi. Makabli meftuh oldu. Ya elife kayboldu. Elif hasve gitti. Umme oldu. Hay vakıf geldi. Ummeh oldu. Ey benim annem. Ne yapıyorsun? İsbiri, sabri. Fe inneke alel hakki. Sen muhakkak hak üzerindesin. Böyle deyince kadın da kendini ediyor? Atıyor. Ravahu Müslüm'ün bu hadis İmam Müslüm rivayet ediyor. Tabi diğer yerlerde geçiyor. Kadın kendini atınca girizo patlıyor ya, o bomba gibi o ateş bir patlıyor. Tabi bütün millet de gelmiş oturuyor, bunları seyrediyorlar. O ateş patlıyor, seyircileri hepsini içine alıyor, yakıyor. Şimdi hani dedik ya hadise zirvetul cebele götürdüler. Zirvetul cebeli a'lahu. Cebelin zirvesi, cebelin a'lası demek. Cebelin dağın en tepesine zirvet denilir. Bir kesri zalil mu'cemeti ve dammiha. Zirvet, zürvet ikisi de caiz. Vel kurkuru bir dammil kafeyni ne'un mine sufuni. Gemilerden bir çeşittir, büyük olanlardır. Emrullah sen dinlemiyorsun beni. Olmaz. Dikkatini dağıtmayın. Ve sa'idu huna sa'id el ardul barizetu. Yani açık alan. Açık ne? Alan. Vel uhdudu eşşukuku. Uhdudlar demek, kanallar demek. Fil ardı yerde, kanallar demek. Ken nehri sagiri. Hani küçük nehirler var ya, dereler içinden su gidiyor. O sagir nehirler gibi yerde kazılan çukurlar demek uhdud. Yarılmalar demek. Ve udrime uhide, yani ateş yakıldı. Wen kefet ey inqalabet, bu nerede geçti? Ben görmedim. Nerede? Ha gemi. Hani gemi onlarla alabora oldu ya. Doğru, o vardı. Wen kefet ey inqalabet, yani gemi alabora oldu, onlarla döndü, çevrildi, yuvarlandı deniz içine, ters döndü, içine düştüler. Eşşukuku fil ardi, o bitti. Tekaaset, hani kadın fe tekaaset dedi ya, ve tekaaset mana tevakkafet, durdu, ve cebunet korktu demek. Oldu. Bu hadis uzun boylu bir neydi? Bir hadisti. Ve an Enes'in radiyallahu anhu da duralım. العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب